Arkadaşlar merhabalar, Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. TYT Coğrafya kampımızın 5. günüyle derslerimize devam ediyoruz. Peki hocam, ilk 4 günde ne işlemiştik, hatırlayalım. Birinci dersimizde, yani birinci günde doğa ve insan etkileşimi, coğrafyanın bölümleri. İkinci günde arkadaşlar ne işlemiştik? Özellikle baktığımızda dünyanın şekli ve hareketleri. Üçüncü günde baktığımızda eksen eğikliği ve özel tarihler. Dördüncü günde coğrafi konum ve harita bilgisini işledik. Geldik 5. güne. Bugünkü dersimiz arkadaşlar iklim bilgisine giriş. Özellikle atmosfer nedir? Atmosferin katmanları nelerdir? Bunların özelliklerine bakacağız. Daha sonra iklimi etkileyen temel faktörler içerisinde iklim elemanları vardır. Sıcaklık, basınç, nem ve yağış. Bunları bugünkü dersimizde işleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ise büyük iklim tipleri ve Türkiye iklimiyle devam edeceğiz. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoları arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Hadi hep birlikte 6. günde, 5. gün pardon, 5. günde başlayalım. Evet arkadaşlar, iklim bilgisiyle dersimize 5. günümüze devam ediyoruz. İklim bilgisi içerisinde ilk başta atmosfer ve özelliklerini göreceğiz. Daha sonra iklim elemanlarını göreceğiz. İklim elemanlarının genel özelliklerini göreceğiz. Hocam ilk başta atmosfere başlayalım. Atmosfer ne demek? Atmosfer yeryüzünü çepeçevre saran gaz örtüsüne verilen isimdir arkadaşlar. Yani baktığımız zaman atmosferde şunu söylüyoruz. Yeryüzünü çepeçevre saran, insan yaşamının sağlığı, varlığını, sürekliliğini sağlayan atmosfere ya da gaz örtüsüne atmosfer ya da hava küre diyoruz arkadaşlar. Özellikle baktığımız zaman tabii hocam bu dedik ki bir gaz örtüsüdür. Burada bulunan gazlar nelerdir dediğimizde bakın atmosferde sürekli bulunan ve miktarı sabit olan yani miktarı değişmeyen gazlar vardır. 3 tane bunlar. 1 azot. Azot atmosferde %78 oranında bulunur ama hiçbir yerde hiçbir zaman ne yapmaz arkadaşlar? Sabittir, oranı değişmez. Oksijen %21 oranında bulunur. Asal gazlar %1. Bu 3 gazımız atmosferde sürekli bulunur ve sabittir, değişmez oranı diyeceğiz. Unutmayalım. Karbondioksit ve su buharına baktığımız zaman bunlar atmosferde ne yapar? Sürekli bulunur ama miktarı yere ve zamana göre karbondioksit ve su buharı değişir arkadaşlar. Ozon gazına baktığımız zaman ozon gazı da yine değişken bir gaz olduğunu söylüyoruz. Ne dedik? Atmosfer yeryüzünü çepeçevre saran bir gaz örtüsü. Hocam bu gazlar içerisinde ne vardı? Atmosferde sürekli bulunan oranı değişmeyen azot, oksijen ve asal gazlar. Atmosferde sürekli bulunan ama miktarı yere zamana göre değişen karbondioksit ve su buharı var. Tabi ozon gazını da söylemiş olalım burada. Hocam atmosfere baktığımızda kalınlığı yer yüzeyinden itibaren yaklaşık olarak 10 bin kilometreye bulunur. Ama kalınlığı her yerde aynı değildir. Atmosferin kalınlığı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Yani ekvatorda daha kalın bir atmosfer tabakası görürken kutuplarda bu tabaka incelir. Neden hocam? 1. Ekvatorda yer çekimi daha azdır. Yer çekimin az olması özellikle ekvator ve çevresinde gaz örtüsünün daha fazla olmasını sağlar. Yani atmosfer kalınlığı daha fazladır. Atmosferde özellikle ekvatorda baktığınız zaman ısınan havanın genleşerek yükselme söz konusu burada. Yani alçak basınç etkili ki konuşacağız bunu da basınçta. Bu da var. Bir de ekvatora baktığımızda ekvatorda merkez kaç kuvvetiyle birlikte gazların dışarıya doğru savrulması. Gazlar dışarıya doğru savrulduğu için daha fazla gazları görürüz burada. O yüzden gazların yoğunluğu ve kalınlığı daha fazladır diyoruz. Yani bu üç neden önemli. Bazen sorularda, testlerde görürsünüz arkadaşlar. Bakın burada görüyor musunuz? Troposferi yani atmosferin en alt katmanı ki konuşacağız bunu da. Ekvatorda yaklaşık olarak 15 ila 17 kilometreyken kutuplarda 6 ila 9 kilometre. Neydi bunun 3 sonucu vardı? Nedeni vardı. 1. Ekvatorda yer çekimi az. 2. Ekvatordaki havanın alçak basınç etkisiyle genleşerek yükselmesi. 3. Merkez kaç kuvvetiyle nedir? Gazların dışarıya doğru savrulması. 3 ana nedenimiz var. Unutmayalım. Ve yine baktığımız zaman atmosferin aslında temel amacı insan yaşamını sağlamaktır. Uzaydan gelen dondurucu soğuktan bizi korur arkadaşlar. Tam tersi güneşin ışınlarından da zararlı ışınlarından da yani ultraviyole ışınlarından da bizi korur. O yüzden canlı yaşamının ne yapar? Devamlılığını sağlar atmosfer. Unutmayalım. Yine güneş ışınlarını dağıtır. Yani her gelen güneş ışını yeryüzüne gelmez. Bazıları atmosferden çarpar. Bazıları bulutlardan çarparak gider. Bazıları yeryüzüne iner. Yeryüzüne inenler
gezegenler ise daha çok arkadaşlar yeryüzünü ısıtmada kullanılır. Daha sonra meteorların göktaşlarının parçalanmasını dünyaya çarpmalarını önler. Hocam hiç çarpmıyor mu? Çarpıyor tabii ki ama daha küçük meteorlar çarpıyor. Çünkü onlar çok daha parçalana parçalana küçük kalmışlardır. Eğer büyük meteorlar çarpsaydı gerçekten dünyamızın hali vahimdi arkadaşlar. Sesin ve gürültünün iletilmesini sağlar burada ve gökyüzünün gündüz mavi. Neden hocam? Çünkü dağılma sonucunda, güneşten gelen ışınların dağılması sonucunda gündüz mavi, gece ve akşam ve sabah ve akşam vakitleri ise kızıl görülmesini sağlar. Dediğim gibi güneşten gelen ışınlar atmosferde ne yapar? Dağılmaya, difüzyona uğrar diyeceğiz. Bunlar da önemlidir. Atmosferin genel özellikleri ile ilgili bilgilerimiz bunlar. Şimdi gelelim atmosferin katmanlarına. Hocam, ÖSYM atmosferin katmanları ile ilgili soru sordu mu? Sordu. Bir MSÜ'de bir de TYT sınavında arkadaşlar bir sorumuz geldi. Burada sorulan soru troposferdi. İkisine de troposferi sordu. Ve birinde stratosferdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir troposfer, bir stratosfer. Yani burayla ilgili bir kere iki kere soru geldi arkadaşlar. Şöyle genel özelliklerini, genel hatlarını bilin yeter. Troposfer, atmosferin en alt katmanı. Yani yeryüzüne en yakın katmanımız troposfer. Troposferde gazların büyük bir çoğunluğunu burada görüyoruz. Ve su buharının tamamı da buradadır. Su buharının tamamı burada olduğu için bütün iklim olayları da buradadır. Neden hocam? Kar yağışı, dolu, yağmur, bulut. Bunları oluşturan şey su buharı değil mi? Evet. O yüzden su buharının tamamı troposferde olduğu için tüm iklim olayları da troposferde ne yapar? Gerçekleşir diyeceğiz. Troposferde hem yatay hem de dikey hava hareketi var. Dikey hava hareketi havanın yükselmesi. Yatay hava hareketi rüzgarlardır diyeceğiz burada. Ve yine çıkmış sınav sorusunu ÖSYM bunu kullandı. Troposfer katmanında yerden yükseldikçe her 100 metrede 0,5, her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık azalır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Hocam troposferle ilgili ne söylemeliyim? 1. Su buharının tamamı burada. 2. Tüm iklim olayları burada. 3. Hem yatay hem dikey hava hareketi var. Ve yine baktığımız zaman gazların büyük çoğunluğu neredeymiş? Troposferde. Birazcık daha yükseliyoruz, yükselelim. Stratosfer katmanındayız. Stratosfer katmanı söyleyemedim. Stratosfer katmanı troposferle mezosfer arasında yer alır. Ve burada bilmen gereken iki şey var. 1. Sadece yatay hava hareketi vardır. Stratosferde yer alan yatay hava hareketine jet rüzgarları denir. Bir bunu unutma, tamam mı? 2. Ozon tabakası. Stratosferin en önemli özelliği ozon tabakasının olması. Ozon tabakasına baktığımız zaman güneşten gelen zararlı ışınları korur. Bunu da unutmayın. Tekrar söylüyorum, iki özellik bizim için önemli. Stratosfer denildiğinde sadece yatay hava hareketi görülür. Jet rüzgarları var ve bir de ozon tabakası vardır. Güneşten gelen zararlı ışınları korur arkadaşlar. Bu kadar. Geldik bir diğerine, mezosfere. Mezosfer deyince bir cümle yeter. Göktaşının, meteorun parçalandığı katman mezosferdir. Bitti arkadaşlar. Başka bir şey yok. Göktaşının, meteorun parçalandığı katman mezosfer. Termosfer. Term ne demek? Sıcaklık demek. Termosfer en sıcak katmandır. Burası o kadar sıcak ki gazlar iyonlarına ayrılır. O yüzden arkadaşlar termosfer katmanına iyonosfer katmanı da denir. Unutmayın. Termosfer katmanına iyonosfer de denir. Çünkü çok sıcaktır. En sıcak katmandır. O kadar sıcak ki gazlar iyonlarına ayrılır. Ve yine bizim gördüğümüz, bakın şurada görüyor musunuz? Kutup ışınları, aurora, termosfer katmanında görülür. Kutup ışınları dediğimiz auroralar nedir? Termosfer katmanında görülür diyeceğiz. Buraları haberleşme sinyalleri ve radyo dalgalarını çok iyi iletir. O yüzden burada uyduları da görebiliriz. Egzosfer, egz dış demek. Egzosfer en dış katmandır. Atmosferin en dış katmanına egzosfer denir. Yer çekiminin en az olduğu katmandır burası. Uzaya en yakın katmandır. Sınırları tam olarak belli değildir arkadaşlar. Çünkü belli bir sınır çizmek çok zor burada. O yüzden egzosfer katmanı da bu şekilde. Bakın troposferden gittik. Stratosfere, mezosfer, termosfer, egzosfer. Troposfer yaklaşık olarak 10-20 kilometre arasında. Yani bize çok yakındır troposfer. Yani özellikle uçakların uçtuğu yerler vesaire hep troposfer katmanında arkadaşlar. Stratosfer deyince iki şey biliyorduk. Neydi o? Jet rüzgarları, yatay hava hareketi, ozon tabakası. Mezosfer deyince göktaşının parçalandığı katman. Termosfer deyince en sıcak, iyonosfer ve kutup ışınları.
Egzosfer en dış katmandı. Bu kadar arkadaşlar. Atmosferin katmanlarını bitirdik. Gelelim iklim elemanlarına. Hocam iklim elemanlarından önce sanki şöyle bir konu vardı. İklim bilgisi ve meteoroloji. İkisi arasındaki farklar. Bakın arkadaşlar bu çok kolay. Kolay olduğu için çok fazla değinmek istemiyorum ama birkaç madde söyleyeyim. İklim nedir? Ya da iklim nedir? Meteoroloji nedir? Aradaki fark nedir? Klimatoloji, meteoroloji. Klimatoloji uzun süreli olayları inceler. Klimatolojinin değişmesi çok daha uzun zaman alır. Ama meteoroloji daha kısa sürelidir. Örneğin İç Anadolu en fazla yağış ilkbaharda alır. Bu bir klimatolojik bilgi. Ama mesela dese ki Ankara öğleden sonra yağışlıdır. Bu bir meteorolojik bilgi. Meteoroloji çok çabuk değişir arkadaşlar. Hava durumudur bildiğiniz. Çok kısa sürelidir, anlıktır diyeceğiz. Unutmayalım. Gelelim iklim elemanlarına. İklimi etkileyen temel faktörler vardır. Biz bunlara iklim elemanları deriz ki sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nem ve yağış. 3 tane iklim elemanları var. Aslında bu dersimizin konusu iklim elemanlarıdır. Bunlara tek tek bakalım. Birinci iklim elemanımız sıcaklıktır. Yeryüzünde sıcaklığı ve sıcaklığın dağılışını etkileyen temel faktörler vardır. Yani özellikle yeryüzündeki sıcaklığın oluşumunu, sıcaklığın dağılışını, sıcaklığın farklarını etkileyen faktörler var. Bunlardan birincisi güneş ışınlarının geliş açısı, atmosfer, yükselti, güneşlenme süresi, demlilik, kara ve denizlerin dağılışı, okyanus akıntıları, rüzgarlar ve diğer faktörler. Şimdi bunlara tek tek ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Çünkü sorularda, denemelerde karşınıza çıkar arkadaşlar. Birincisi gelsin, güneş ışınlarının yere düşme açısı. Hatırlıyor musunuz? Dünyanın şekli ve hareketleri kısmında bunu konuşmuştuk aslında. Güneş ışınlarının yere düşme açısı neyi etkilerdi? Sıcaklığı etkilerdi. Güneş ışınları ne kadar büyük açıyla gelirse o kadar sıcak, güneş ışınları ne kadar küçük açıyla gelirse o kadar soğuktu. Bakın, ekvator ve çevresine güneş ışınları daha kısa mesafede, yani güneş ışınların atmosferde kat ettiği mesafe daha az. O yüzden güneş ışınları buraya daha dik açıyla geliyor. Ama kutuplara gidildikçe güneş ışınları daha küçük açıyla geliyor. Yani atıyorum ekvatora 90 derece ise buraya 10-20 derece. Yani güneş ışınları ne kadar küçük açıyla gelirse sıcaklık o kadar ne yapar? Azalır diyeceğiz. Biz zaten buna enlem etkisi deriz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalıyorsa bunun temel sebebi nedir? Enlemdir diyeceğiz arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Ve yine baktığımız zaman güneş ışınlarının yere düşme açısı atmosferde kat ettiği mesafe ile ne yapar? Doğru orantılıdır. Bakın atmosferde kat ettiği mesafe ne kadar fazlaysa özellikle burada biz neyi görüyoruz? Sıcaklık da o kadar düşüyor arkadaşlar. Unutmayalım. 2 yıllık hareket ve eksen eğikliği. Hocam yıllık harekete bağlı olarak yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı değişiyordu. Mesela Türkiye'den örnek vereyim ya da Kuzey Yarımküre'den. Kuzey yarımküreye güneş ışınları en dik açıda ne zaman gelir? 21 Haziran. O zaman sıcaklık ne zaman artar? 21 Haziran'da artar. En eğik açıyla ne zaman gelir? 21 Aralık. O yüzden sıcaklık ne zaman azalır? 21 Aralık'ta diyeceğiz. Yani yerin ekseninin eğik olması özel tarihleri meydana getirir. Özel tarihlerde yıllık hareketi eksen eğikliğini ve bu da yıl içinde sıcaklık değişimini meydana getirir. Tabi bunlardaki temel etmen neymiş? Güneş ışınlarının düşme açısıymış diyoruz. Tabii güneş ışınlarının düşme açısında bir de günlük hareket vardır. Gün içerisinde güneş ışınları en dik açıyla öğle vaktinde gelir. Ama sakın burada düşmeyin. Hocam, gün içerisinde güneş ışınları en büyük açıyla saat 12.00'da gelir. O zaman en sıcak zaman 12.00 deme sakın. Bakın, gün içinde güneş ışınları en büyük açıyla 12.00'da gelmesine rağmen en sıcak zamanımız öğleden sonra 1-2'dir. Özellikle 2'dir. Niye? Isı birikimi unutmayalım bakın bu kavramı. Şurada ısı birikiminden dolayı böyledir. Mesela bunu dünyanın yıllık hareketiyle ilgili de verebiliriz. Hocam Türkiye'ye güneş ışınları en büyük açıyla ne zaman gelir? 21 Haziran. Ya arkadaşlar bizde en sıcak mevsim Haziran mıdır? Ağustos mudur? Tabii ki de Ağustos'tur. İşte ısı birikiminden dolayı. Ya da tam tersi düşünün. Hocam güneş ışınları en küçük açıyla ne zaman gelir? 21 Aralık'ta. Ya hocam bizde Aralık o kadar soğuk olmuyor ki Şubat ya da Ocak daha soğuk oluyor. Niye? Isı birikiminden dolayı soğuk birikiyor. Temmuz ya da baktığımızda Temmuz diyorum pardon Şubat ya da Ocak ayları daha soğuk oluyor arkadaşlar. Isı birikim kavramını unutmayın tamam mı? Buralarda düşmeyin. Bir diğeri bakı etkisi vardır. Bakı ne demekti hocam? Güneşe bakan yamaç.
Güneşi gören yamaç. Bakın kuzey yarımkürede batı yamacı güneydir. Yani biz kuzey yarımkürede olduğumuz için güneşe bakan yamaçlar daha çok güneydir. Neden? Çünkü biz ev alırken nereden alıyoruz? Güney yamaçtan. Çünkü orası daha sıcaktır. Güneşi daha fazla alır. Ama ben güney yarımkürede olsaydım batı yamacım tam tersi ne olurdu arkadaşlar? Kuzey ya da güney olurdu. Bak sakın unutma. Batı yamacı yıl içinde değişiyorsa, kuzey ya da güney olarak değişiyorsa kesinlikle dönenceler içerisindedir. Tekrar söylüyorum, bunu not al. Eğer batı etkisi yıl içinde güney ya da kuzey olarak değişiyorsa kesinlikle dönence içindedir. Değişmiyorsa dönenceler dışındadır diyeceğiz. Unutmayalım bunu da lütfen. Burayı da söyledik. Devam edelim yükseltim. Şimdi yükseldikçe her 200 metrede 1 derece sıcaklık azalır. Bunu biliyoruz zaten. Bu troposferin de özelliğiydi, hatırlar mısınız? Troposferde de bunu söylemiştik. Ya hocam neden 200 metrede bir yükseldikçe sıcaklık azalır? Çünkü şundan dolayı. Bakın hatta şöyle kalemi de alayım. Bakın arkadaşlar buraya baktığımızda güneşten gelen ışınlar yere çarpar. Yere çarptıktan sonra bütün enerjisini burada bırakır. Bıraktıktan sonra tekrardan yükselir. Ama enerjisi bitmiş halde, enerjisi azalmış halde yükselir. O yüzden yükseldikçe her 200 metrede 1 derece azalır. Tekrar söylüyorum. Güneşten gelen ışınlar yeryüzüne çarpar. Yeryüzüne çarptıktan sonra bütün ısısını, enerjisini bırakır. Tekrardan yükselirken enerjisi azaldığı için her 200 metrede 1 derece sıcaklık ne yapar? Azalır arkadaşlar. Ve yine baktığımızda bunu söyleyeceğiz. Bakın atmosfer daha çok nereden ısınırmış? Yerden. Yani yerden yansıyan ışınlarla ısınır buradan. Ve yine baktığımız zaman alt katmanlarda hava daha hareketlidir. O yüzden sıcaklık taşınması ısıyı arttırır alt katmanlarda. Yükseliklere doğru çıkıldıkça yoğunluk azaldığı için sıcaklık da yavaş yavaş azalır. Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu şeyde göreceğiz. Gazlarda, basınçlarda göreceğiz. Yeryüzüne yakın olan yerlerde gazların yoğunluğu daha fazladır. Yeryüzünden yükseldikçe gazların yoğunluğu azalır. O yüzden yeryüzüne yakın olan yerlerde gaz yoğunluğu fazla olduğu için onlar sıcağı tutar zaten. Yükseldikçe gazların yoğunluğu azalır. Zaten sıcaklığı tutacak bir etmen yoktur. O yüzden sıcaklık da doğrudan ne yapar? Düşer diyoruz burada. Unutmayalım. Bir de hocam ben çok görüyorum böyle denemelerde vesaire çok geliyor karşıma dersin. Gerçek sıcaklık, indirgenmiş sıcaklık. Bakın gerçek sıcaklık ve indirgenmiş sıcaklığa baktığımızda bunları etkileyen temel faktör yükseltidir diyeceğiz. İndirgenmiş sıcaklıkta asla ve asla yükselti yok deniz seviyesinde. Bakın burası bir dağ olduğunu düşünün. Atıyorum sizin evinizde tam olarak şurada olduğunu düşünün. Siz diyorsunuz ki hocam benim gerçek sıcaklığım 4 derece. Çünkü ben 1200 metredeyim. Ya ben diyorum ki senin de indirgenmiş sıcaklığın var. O da 10 derece. Çünkü ben deniz seviyesindeki sıcaklığa bakıyorum. Benim için yükselti önemli değil. İndirgenmiş sıcaklıkla oluşturulan bir haritaya baktığınızda asla ve asla yükseltiyle hakkında yükseltiyle ilgili yorum yapamazsınız. Tekrar söylüyorum. İndirgenmiş sıcaklıkla oluşturulan bir yükseltide, bir haritada asla ve asla yükseltiyle ilgili bir yorum yapılmaz arkadaşlar. Sakın unutmayın. Tamam mıdır? Gerçek sıcaklıkta yükselti var. İndirgenmiş sıcaklık deniz seviyesine indirgendiği için yükselti azdır diyeceğiz. Bunu da unutmayalım. Yine baktığımız zaman gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkı yükselti belirler. Yani bu fark ne kadar fazlaysa yükselti o kadar fazla. Bu fark ne kadar az ise yükselti o kadar azdır. Mesela şöyle düşünün. Şuradaki bir merkezle bakalım bunun gerçek sıcaklığı kaç olsun? Sallıyorum atıyorum. Burada baktığımızda 8 olsun. Görüyor musunuz? Arada kaç derecelik fark var indirgenmişle? 2. Ama buraya bakıyorum 4, 10 derece. Arada kaç derecelik fark var? 6. Gördünüz mü? Yükselti arttıkça gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark artar. Unutmayalım bunu da. Nemlilik. Bakın şunu sakın unutmayın. Nemlilik eşittir sıcaklık farkıdır. Nemliliğin fazla olduğu yerde sıcaklık farkı azdır diyeceğiz. Sakın unutmayın. Nem miktarı sıcaklığı dengeler. Nasıl dengeler hocam? Çok sıcak olmasını da çok soğuk olmasını da engeller. Nemlilik eşittir sıcaklığı dengeler. Bunu unutmayalım. Nemli bir yerse sıcaklık farkı azdır. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı daha azdır diyeceğiz. Mesela deniz seviyesindeki illerde görürüz. Mesela Türkiye'yi düşünün. Türkiye'de kıyı kesimler nemli olduğu için sıcaklıklar hiçbir zaman sıfıra inmez arkadaşlar. Nemlilik sıcaklığı dengeler diyeceğiz. Unutmayalım bunu da. Bu sadece yeter bize. Devam edelim. Rüzgarlar.
Arkadaşlar rüzgarlar estikleri yöne göre ne yapar? Sıcaklığı etkiler. Eğer ekvatordan kutuplara doğru esiyorsa sıcaklığı arttırır. Bakın görüyorsunuz ekvatordan kutuplara doğru gitmiş. Sıcaklığı arttırır. Tam tersi burada da bu şekilde. Eğer kutuplardan ekvatora doğru geliyorsa sıcaklığı ne yapar? Azaltır. Mesela bizim ülkemiz burada. Bizim ülkemiz kuzey yarımkürede olduğu için güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı arttırır ama kuzeyden gelenler sıcaklığı azaltır. Bunu da unutmayalım. Ve gelelim okyanus akıntıları. Okyanus akıntıları da tıpkı rüzgarlar gibi eğer ekvatordan geliyorsa sıcak, kutuplardan geliyorsa soğuktur arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. İlk başta sıcak okyanus akıntılarına bakalım. Burada bir Brezilya'yı görüyoruz. Yine şurada bir Madagaskar ve Doğu Avustralya. Bakın burada. Nereden geliyor? Ekvatordan. Ve yine kuzey yarımküreye baktığımız zaman Alaska, hocam normalde Alaska soğuk bir yer değil mi? Evet ama esiş yönüne bakın ekvatordan geldiği için tabii ki de Alaska'yı sıcak alıyoruz. Yine bakın Kuroshivo ve yine burada Gulf Stream görüyoruz. Ki buradaki özellikle Gulf Stream sıcak okyanus akıntısı bizim için çok önemli. Bunu unutmayın arkadaşlar. Gulf Stream Batı Avrupa'da bol yağış getirir. Batı Avrupa'da ılıman okyanusal iklimi oluşturur diyeceğiz. Gulf Stream okyanus akıntısı bizim için çok önemli. Ilıman okyanusal iklimi oluşturur diyoruz. Ve yine buraya baktığımız zaman bir de soğuklara bakalım. Mesela Peru. Peru diğer adı Humboldt'tur arkadaşlar bunun. Buraya baktığımızda şurada bizim bir Atacama çölümüz var. Peru soğuk okyanus akıntısı Atacama çölünü oluşturur burada unutmayalım. Ve yine Benguela soğuk okyanus akıntısı burada Namib çölünü oluşturur unutmayalım arkadaşlar. Yine Batı Avustralya, Avustralya'nın batısında da çöller oluşturur diyeceğiz tamam mıdır? Bakın Kaliforniya'yı görüyoruz. Kaliforniya soğuk okyanus akıntısıdır çünkü kutuplardan gelir. Kanarya'yı görüyoruz. Kanarya bir soğuk okyanus akıntısıdır. Yine Oyoshiva'yı görüyoruz ve Labrador'u görüyoruz. Bunlar da arkadaşlar soğuk okyanus akıntısıdır. Şimdi sizlere birkaç bir şeyden bahsetmek isterim ki sollarda görebilirsiniz bunları. Çıkmış sınav sorusudur hatta. Şöyle kaleme geldik. Şimdi buraya baktığımız zaman aslında kalemin rengini şöyle bir değiştireyim. Şurayı bir sileyim. Arkadaşlar sizlere atıyorum izoterm eğrisi verildi. Ne demek hocam izoterm? Eş sıcaklık eğrisi. Mesela şöyle bir eş sıcaklık eğrisini gördünüz. Hop, şöyle bir eğri gördünüz. Ya hocam çıkmış sınav sorusu. ÖSYM diyor ki Güney Amerika kıtasının batısındaki sıcaklık eğrisinin ekvatora doğru sapmasının sebebi nedir diye soruyor. Buradaki Peru soğuk okyanus akıntısı unutmayın. Tamam mı? Bu burada etkilemiş. Mesela geliyorum buraya. Hop, burada da bir çıkıntı var. Bu da Benguela'dan dolayı. Ve yine bunun tam tersi. Bakın geldim geldim geldim. Hop bu sefer Batı Avrupa'da bunu görüyoruz. Bakın sıcaklığı yukarıya doğru itmiş. İşte bu da Gulf Stream sıcak okyanus akıntısı. Yani izoterm eğileri üzerinde de eş sıcaklık eğileri üzerinde de sapmalara sebep olur. Bunu da sakın unutmayalım arkadaşlar. Bu tarz sorularda karşımıza gelebilir. Devam edelim kara ve denizlerin dağılışı. Burada şunu bilmemiz lazım. Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. O yüzden karalarda sıcaklık farkı çok yüksektir. Bunu sakın unutmayalım, tamam mı? Sıcaklık farkı fazlaysa karalarda, sıcaklık farkı azsa denizler diyeceğiz. Denizlerde sıcaklık farkı azdır. Hocam şimdi burada ne vardır? Burada şu var. Bakın. Kuzey yarımkürede karalar daha fazla. O yüzden kuzey yarımkürede sıcaklıklar daha dengesiz. Bak sakın unutma. Eğer sana sorularda dese ki hocam kuzey yarımkürede sıcaklığın dengesiz olmasının sebebi nedir derse kesinlikle ama kesinlikle ne diyoruz? Karaların fazla olması. Tam tersine güney yarımkürede sıcaklığın daha dengeli olması denizlerin fazla olmasından dolayıdır. Mesela bir izoterm eş sıcaklık eğrisinde atıyorum bakın kuzey yarımkürede ise bu şekilde dalgalıdır. Böyle dalgalıdır. Niye? Çünkü karasal olduğu için sıcaklık farkı fazladır. Ama eğer güney yarımkürede ise bu dalgalar çok azdır. Yani bu güney yarımkürede olduğunu, bu da kuzey yarımkürede olduğunu bize gösterir. Unutmayalım. Bitki örtüsü de yine sıcaklık dağılışını etkiler arkadaşlar. Yine bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde sıcaklık farkı daha azdır. Bunu da unutmayalım. Sıcaklığı bitirdik. Sıcaklıkla ilgili bütün söyleyebilecek her şeyimizi söyledik arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde ÖSYM'nin sorabileceği bütün şeyleri konuştuk. Gelelim basınç ve rüzgarlara. Şimdi buraya baktığımız zaman basınç dediğimiz şey yeryüzünü çepeçevre saran bir atmosfer vardı değil mi? İşte atmosferdeki gazların yeryüzüne uyguladığı kuvvettir. Yer çekimi etkisiyle yeryüzüne uyguladığı kuvvete basınç deriz. Atmosfer basıncı. Tekrar söylüyorum.
Atmosferimizde ne vardı? Bir gaz örtüsü vardı. Bu gaz örtüsü yer çekiminin etkisiyle yeryüzüne basınç uyguluyor. Biz buna atmosfer basıncı deriz. Basıncı ölçerken barometre kullanırız. Milibar ile ifade ederiz arkadaşlar. Ve yine bizim önemli bir bilgi notumuz. Baktığımızda normal hava basıncı vardır. Normal hava basıncı 1013 milibardır. Ve normal hava basıncı 1013 milibardan fazlaysa yüksek basınç. 1013 milibardan düşükse alçak basınçtır. Sakın unutmayın. Tekrar söylüyorum. Normal hava basıncımız 1013 milibar. 1013 milibardan fazlaysa 1015, 1020, 1050 yüksek basınç. 1013 milibardan azsa 1010, 1005, 1004 bu da alçak basınçtır. Unutmayalım. Şimdi basıncı etkileyen faktörler var. Sıcaklık faktörü, yükselti faktörü, yer çekimi faktörü, gazların yoğunluğu ve dünyanın hareketi arkadaşlar. Şimdi basınç ve basıncı etkileyen temel faktörlere şöyle bir bakalım. Geldik burada. Hadi bakalım. Bir, sıcaklık. Basıncı etkileyen temel faktörlerden biri sıcaklıktır. Sıcaklık arkadaşlar basınçla ters orantılıdır. Ne demek hocam bu? Sıcaklık arttıkça basınç azalır. Sıcaklık azaldıkça basınç artar. Niye? Çünkü sıcak yerlerde ısınan hava yükselir. Yükselen hava gazları yükseltir. O yüzden gazların yoğunluğu az olmasından dolayı basınç azalır. Yani ısınan havanın yükselmesi, yükseldikçe zaten basınç azalıyor arkadaşlar. Bunu söylüyoruz. O zaman sıcaklıkla basınç ters orantılıdır diyeceğiz. İki, bakın buraya baktığımız zaman özellikle ekvatoru görüyorsunuz. Ekvator hocam neydi? Sıcaktı. Sıcak olduğu için ekvatorda ne var? Alçak basınç. Kutuplar neydi? Soğuktu. Bakın yüksek basınç var. Yani bunu söylüyoruz burada. Ekvator sıcak olduğu için alçak basınç, kutuplar sıcak olduğu için yüksek basıncı görüyoruz. Bir diğeri özellikle baktığımızda yer çekimi. Yer çekimiyle basınç doğru orantılıdır. Yani basınç arttıkça yer çekimi artar. Burada gazların yoğunluğu da aynı şekilde. Gazların yoğunluğu ne kadar artarsa basınç da o kadar artar. Ve hocam zaten biz şunu söylemiştik. Gazları atmosferdeki gazların yeryüzüne uyguladığı kuvvete biz zaten basınç deriz. O yüzden gazların yoğunluğu ne kadar fazla olursa basınç o kadar fazla olur. Ve yer çekimiyle basınç çok yer çekimine yoğunluk önemli arkadaşlar. Yer çekimi ve yoğunluk arttıkça basınç artar, doğru orantılıdır. Burada bir de yükselti var. Bakın şunu unutmayın, tekrar söyleyeyim. Yükselti ve sıcaklıkla basınç ters orantılıdır. Yer çekimi ve yoğunlukla basınç doğru orantılıdır. Yükselti arttıkça sıcaklık azalır. O yüzden basınç da ne yapar arkadaşlar? Azalır burada. Yani yükseltiyle basınç ters orantılıdır diyeceğiz. Bakın deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça yer çekimi azaldığı için gazların yoğunluğu da azaldığından dolayı basınç da azalır. Yani tam bir ters faktör vardır. Yükselti artıyor, basınç azalıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi hocam asıl bilmemiz gereken şeylerden birisi dünyanın hareketidir. Şimdi dünyanın hareketine bağlı olarak nedir? Termik ve dinamik basınç merkezleri oluşur. Mesela günlük harekete bağlı olarak, dünyanın günlük hareketine bağlı olarak 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç ki 30 derecede dinamik yüksek basınç, 60 derecede ise dinamik alçak basınç alanları oluşur. Bu dünyanın günlük hareketidir diyeceğiz. Bir de dünyanın şekline bağlı olarak da termik basınçlar. 0 yani ekvatorda termik alçak basınç, 90 yani kutuplarda ise termik yüksek basıncı ne yapıyoruz? Görüyoruz. Unutmayalım. Bakın zaten söylemiştim ama tekrar koydum buraya. Yer çekimi ve yoğunluk basınçla doğru orantılı, yükselti ve sıcaklık basınçla ters orantılıdır diyoruz. Gelelim basınç çeşitlerine. Basınç çeşitlerinde alçak basınç ve yüksek basınç vardır. Alçak basınçta arkadaşlar hava hareketi nedir? Çevreden merkeze doğrudur. Çevreden merkeze doğru gelen hava ısınır, yükselir. O yüzden alçak basınçta hava yükselici hareketlidir. Sakın unutmayın. Alçak basıncın olduğu yerde yağış vardır. Hava kapalıysa, hava bulutluysa alçak basınç. Aklında böyle kalsın. Gelsin. 1013 milibardan azsa alçak basınç. Zaten söylemiştik bunu. Alçak basınç da çevreden merkeze doğrudur. Ve alçak basınç hareketinde yükselici hava hareketi vardır. Yükselen hava yükseldikçe soğur, soğudukça yoğunlaşır, bulut ve yağış oluşur. Hava bulutludur burada. Sıcaklık farkı azdır. Burada çok fazla ayaz oluşmaz. Ayaz oluşma ihtimali düşüktür. Çünkü yağış ihtimali daha fazladır. Unutmayın. Hocam bana böyle şekiller veriyorlar. Ben bunun alçak basınç mı yüksek basınç mı olduğunu ya da kuzeyde mi güneyde mi olduğunu bilmiyorum diyorsan. Gel şimdi gelsin. Şöyle notumuz gelsin. 1. Hava hareketinin yönüne bakacaksın.
Hava hareketinin yönü. Bakın çevreden merkeze doğruysa bu bana alçak basıncı verir. Yarım küreye bakmıyorum şimdi. Sadece alçak basınç mı yüksek basınç mı? Hava hareketinin yönü çevreden merkeze doğruysa alçak basınç. Eğer merkezden çevreye olsaydı yüksek basınç. Geç bunu. Şimdi bir diğeri. Eğer S çiziyorsa kuzey yarım kürede. Hocam nasıl S? Bakın şöyle geldi. Bak gördünüz mü? S'yi çizdim. S çiziyorsa kuzey yarım kürede. Eğer ters S çiziyorsa güney yarım kürede. Bakın gördünüz mü? Ters S çizdi. Ters S çiziyorsa güney yarım küre. S çiziyorsa kuzey yarım küre. Eğer bunu da şöyle de yapabiliriz. Sağ sapıyorsa. Bakın sağa doğru sapmış burası. Bu kuzey yarım kürede olduğunu gösterir. Sola doğru sapıyorsa, böyle sola doğru gidiyorsa bu da güney yarım kürede olduğunu gösterir. İster S çizerek bulabilirsiniz, ister sağa sapmasıyla bulabilirsiniz. Alçak basınç hava neydi? Bulutluydu, unutmayın. Gelelim yüksek basınca. Yüksek basınçta hava alçalır. Hava hareketinin yönü merkezden çevreye doğrudur. Merkezden çevreye doğru. Ve yüksek basınca baktığımız zaman hava güneşlidir diye sakın unutmayın. Hava açık, hava güneşli, yağış oluşma ihtimali azdır burada diyeceğiz. 1013 milibardan yüksekse yüksek basınç. Hava hareketinin yönü merkezden çevreye doğrudur ve burada alçalıcı hava hareketi var. Sakın unutma, alçalan hava asla yağış oluşturmaz arkadaşım. Alçalan hava asla yağış oluşturmaz. Havanın yağış oluşturabilmesi için yükselmesi lazım. Sakın unutma bunu da. Peki hocam geldi böyle yine. Ben bunun peki bakın kuzeyde mi güneyde mi olduğunu nasıl bulabilirim? Bir, derim ki hocam sağa sapmış. Bakın ya da S çiziyorum. Evet S çizdi. Bu kuzey yarım kürede. S çizmeye çalışıyorum. Olmuyor. Ters S çizdim. Güney yarım kürede. Bakın çevreden merkeze değil, merkezden çevreye doğru okları görüyorum. Yüksek basınç gördünüz mü? Merkezden çevreye doğru bu da yüksek basınç. Burada da zaten bunları söyledim. Gelelim rüzgarlara. Şimdi rüzgarlara baktığımız zaman rüzgarlar arkadaşlar yatay yönlü hava hareketine verilen isimdir. Rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederler diyeceğiz ve yatay yönlü hava hareketleridir diyoruz. Bakın burada görüyoruz yüksekten alçağa doğru hareket ederler. Rüzgarın hızını etkileyen bazı faktörler basınç farkı. Yani basınç farkı ne kadar fazla olursa rüzgar o kadar hızlı artar diyeceğiz. Bakın buraya görüyorsunuz işte 2, 7 yani kaç farklı 12, 17, 5 fark var burada. Burada bir fark var. Fark ne kadar fazlaysa o kadar hızlı, fark ne kadar azsa o kadar yavaştır diyoruz. 1. 2. Basınç merkezleri arasındaki uzaklık. Basınç merkezleri birbirine ne kadar yakınsa rüzgar o kadar hızlı ve şiddetlidir. Basınç merkezleri birbirinden ne kadar uzaksa rüzgar o kadar yavaştır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Yeryüzü şekli sürtünme kuvveti oluşturur ve sürtünme kuvvetine bağlı olarak özellikle dağlık ve engebeli alanlarda rüzgar daha yavaş eser ama düz alanlarda rüzgar daha hızlı eser diyeceğiz. Ve bir de dünyanın günlük hareketi. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak sapmalar meydana gelir. Mesela kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola sapar. Eğer bu şekilde sapma olmasaydı, böyle düz bir şekilde gitseydi rüzgar daha hızlı olurdu. Ama sapmaların olması rüzgarın hızını yavaşlatır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet, rüzgarın hızını etkileyen faktörleri işledik. Şimdi bir de rüzgarın yönünü etkileyen faktörler var. Bunlara şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi rüzgarın yönünü etkiler basınç merkezlerinin konum. Niye hocam? Çünkü rüzgar yüksek basınçtan alçak basıncı eser. Yani yüksek basınç nereden olursa rüzgar oradan esmesi lazım. Mesela şöyle düşünün. Bakıyorum burada yüksek basınç burada. Yani bu yönden esecek. Eğer yüksek basınç burada olsaydı bu şekilde esecekti. Yani burada basınç merkezlerinin konumunda bizim yüksek basıncımız neredeyse rüzgar o yönde esecektir. Dünyanın günlük hareketi. Bakın arkadaşlar, dünyanın günlük hareketi ve yeryüzü şekilleri hem rüzgarın hızını hem de yönünü etkiler. Hocam dünyanın günlük hareketi yönü nasıl etkiler? Çünkü dedik ya sürekli rüzgarlar kuzey yarımkürede sağa doğru bakın bir yön, sola doğru da güney yarımkürede hareket ederler. O yüzden bu da dünyanın günlük hareketine bağlı olarak rüzgarın yönü etkilenir. Bir de yeryüzü şekli bakın ikisi hem hızını hem yönünü etkiler. Mesela yeryüzü şekline bağlı olarak rüzgarlar daha çok ovalarda ya da akarsu vadiler boyunca eserler. Mesela şöyle bakın rüzgarın estiği yönü görüyor musunuz? Nereden nereye esiyor? Bir vadi boyunca eser. O yüzden yeryüzü şekli hem rüzgarın yönünü hem de rüzgarın hızını etkiler. Unutmayalım. Şimdi hocam rüzgarlarda gelelim şöyle bir rüzgar çeşitlerine. Bizim sürekli rüzgarlarımız var 3 tane. Bunlar
Alize rüzgarları, batı rüzgarları, cephe diyorum pardon, kutup rüzgarlarıdır. Şimdi buraya baktığımız zaman bir alize rüzgarları. 30 derece dinamik yüksek basınçtan, bakın rüzgar yüksekten alçağa doğru eserdi. 30 derece dinamik yüksek basınçtan ekvatora doğru, yani 0 derece termik alçak basınca doğru hareket ederler. 30 derece sıcak olduğu için çöldür 30 dereceler. Çölden ekvatora doğru sıcak havayı taşır. Taşıdıklarında özellikle baktığımız zaman bunlar geçmiş dönemleri de özellikle arkadaşlar bunlar ticaret rüzgar olarak bilinir ki yelkenli gemiler için kullanılırdı. Daha sonra ekvatora doğru geldikçe kıtaların doğu kıyısına, bakın şuraya, kıtaların doğu kıyısına bol yağış bırakır diyeceğiz. Unutmayalım. Ve yine bunlar bir de gelir ekvatora, gelir. Ekvatora geldikten sonra tekrardan döner ve çöllere bütün nemini ekvatora bıraktıktan sonra tekrardan ters alize ya da üst alize olarak 30 dereceye tekrar eder. Yani buradan tekrar hareket etmesi işlemine biz ters alize ya da üst alize deriz. Ters alize çöl oluşturur arkadaşlar. Unutmayalım bunu da. Gelelim burada kutup rüzgarları bir dursun, batı rüzgarları. Yine 30 derece dinamik yüksek basınçtan 60 derece dinamik alçak basınca, bakın 60 derece dinamik alçak basınca doğru hareket ederler. O zaman hocam şunu söylesem doğru olur mu? Hem alize rüzgarları hem de batı rüzgarlarının doğduğu nokta, doğuş kaynağı 30 derece dinamik yüksek basınçtır. Unutmayın. 30 derece dinamik yüksek basınçtan ekvatora doğru gidiyorsa alize. 30 dereceden 60'a doğru gidiyorsa bunlar batı rüzgarlarıdır diyeceğiz. Ve orta kuşakta etkilidirler. Özellikle orta kuşakta 60 derece enleminde nedir? Kutup rüzgarları ile çarpışıp cephesel yağışları oluştururlar. Ve Avrupa'nın batı kıyılarına bol yağış bırakırlar. Ve Türkiye'de de etkili olan sürekli rüzgarımız batı rüzgarlarıdır. Sakın unutmayın. Türkiye'de etkili olan sürekli rüzgarımız batı rüzgarı. Bir de geldik kutup rüzgarına. Kutup rüzgarı 90 derece termik yüksek basınç nereye doğru? 60 derece dinamik alçak basınca doğru eserler. Yine aynı şekilde Güney Yarımküre'de de aynı şekilde. Hocam Kuzey Yarımküre'de sağa doğru bunlar. Güney Yarımküre'de dünyanın dönüş yönüne değil mi? Günlük harekete bağlı olarak sapmalar oluyordu. Bunu da unutmayın. Kutup rüzgarları adı üstünde soğuk rüzgarlardır diyeceğiz. 3 tane sürekli rüzgarımız var. Alize, Batı, Kutup. Gelelim mevsimlik rüzgarlara. Bakın burada daha net göreceğiz. Hepsini görelim diye koydum. 30 derece dinamik yüksek basınç alanları hem kuzeyde hem de güneyde. Bunlar bizim için önemli. Bakın ekvatora doğru termik alçak basınca doğru alize rüzgarları. Bunlar ticaret rüzgar olarak bilinir. Ekvatorda gelir. Ekvatorda özellikle kıtaların doğu kıyılarına bol yağış bırakırdı. Döndükten sonra ters alize üst alize olarak tekrardan devam ederdi. Bütün nemini bıraktığı için kuru hava olarak çöllere giderdi. Ve yine baktığımızda 30 derece dinamik yüksek basınçtan 60 dereceye doğru ne yapar? Gider. Bunlara biz batı rüzgarları deriz. Bakın burada da batı rüzgarlarını görüyoruz. Ve 90 derece termik yüksek basınçtan ekvatora doğru hareket ede biz kutup rüzgarları diyoruz arkadaşlar. Bir diğeri mevsimlik rüzgarlar, muson rüzgarları. Yıllık sıcaklık farkına bağlı olarak kara ve denizlerin farklı ısınmasıyla oluşur arkadaşlar. Şimdi yaz musonu ve kış musonunu göreceğiz burada. Yaz musonu. Yaz aylarında özellikle karadan deniz şey denizden karaya. Hocam neden denizden karaya? Bakın şimdi. Yaz ayında deniz mi daha sıcaktır, kara mı? Tabii ki de kara. Çünkü kara nedir arkadaşlar, baktığımız zaman kara çabuk ısınır. O yüzden yaz aylarında kara daha sıcaktır. O yüzden kara nedir? Bir alçak basınçtır. Deniz birazcık daha soğuk olduğu için yüksek basınçtır. Bakın yüksekten alçağa doğru hava hareketi gelir. Şurada bizim bir dağımız var. Neydi o dağın adı? Himalaya dağları. İşte bu Himalaya dağları boyunca çarpar ve yükselir. O yüzden bol yağış oluşturur. Yaz mı sonunda yağış çok fazladır arkadaşlar. Ama kış mı sonunda? Hocam kışın soğuk yer kara mıdır, deniz midir? Tabii ki karadır. Kara çabuk ısınır, çabuk soğur arkadaşlar. O yüzden bu sefer burası yüksek basınçtır. Deniz ise geç ısınır. O yüzden burası alçak basınçtır diyeceğiz. Bu sefer karadan denize doğru olan hava hareketi şey görüyoruz burada. İşte bu da yağış oluşturmaz diyeceğiz. Yaz musonu bol yağış oluşturur, kış musonu yağış oluşturmaz diyeceğiz.
Muson rüzgarları dünyada daha çok güney ve güneydoğu Asya'da etkilidir. Hint Okyanusu arasında etkilidir diyeceğiz. Tabii Doğu Afrika, Batı Afrika, Gine Körfezi kıyılarında da, Kuzey Amerika'da Meksika Körfezi kıyılarında da etkili olduğunu söyleriz. Genellikle Muson Asya'sında güney güneydoğu Asya'da yaz aylarında bu görüntüyü ne yapabiliriz? Görebiliriz. Çünkü dünyanın en fazla yağış alan yeridir Muson iklimi arkadaşlar. Yaz musonları dünyanın en fazla yağışını bırakıyor burada. Çok çok önemli. O yüzden genellikle sel felaketlerinde Güney Asya ya da Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, gelelim yerel rüzgarlara. Bakın yerel rüzgarlar içerisinde bir muson diyorum, Meltem rüzgarı vardır. Meltem rüzgarı dar alanda etkilidir. Asla ve asla iklim üzerinde etkisi yoktur arkadaşlar. Meltem rüzgarı günlük sıcaklık farkına bağlı olarak oluşur. Yani iklimi etkilemez. Birkaç saat esip geçer böyle. Çok da etkili değildir. Şimdi Meltem rüzgarımız 4 tane arkadaşlar. Bir burada kara ve deniz meltemi, bir de dağ ve vadi meltemi. Günlük sıcaklık farkına bağlı olarak oluşur bunlar. Mesela ilk başta kara ve deniz meltemine bakın. Şimdi burada neyi görüyorsunuz? Gece vakti. Gece kara daha soğuk olduğu için yüksek basınç, deniz alçak basınç. Bakın karadan denize doğru. Gündüz ise denizden karaya doğru bir hava hareketi var. Görüyor musunuz? Denizden karaya. Gece karadan denize, gündüz denizden karaya. Hocam gün içerisinde eğer bunlar ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Bunun temel sebebini sorarsa tabii ki de kara ve denizlerin farklı ısınması diyeceğiz. Yani günlük sıcaklık farkına bağlı olarak bunlar oluşur. Kara gündüz daha sıcak olduğu için alçak basınç, gece daha soğuk olduğu için yüksek basınçtır. Peki hocam bunu bir durduralım. Dağ ve vadi meltemine bakalım. Dağ ve vadi meltemi bakın gündüz ne yapıyor? Vadiden dağa doğru. Gündüz vadiden dağa doğru, gece ise dağdan vadiye doğrudur. Hocam rüzgar nereden esiyorsa ismini oradan alır. Nereden esiyor? Vadiden. O zaman bu bir vadi meltemi. Bakın görüyor musunuz? Bakın tam tersi nereden esiyor şimdi gelecek? Dağdan esiyor. Dağdan eserse eğer ne olacak? Bakın vadi meltemini şimdi görüyoruz. Şimdi dağ meltemini de görelim. Bakın dağdan esiyor, gördünüz mü? Dağdan esiyorsa dağ meltemidir. Bu kadar. Buraya da bakın. Karadan esiyorsa kara meltemi, denizden esiyorsa deniz meltemi olacaktır bunlar da. Ve yine baktığımızda sıcak yerel rüzgarlarımız içerisinde fön rüzgarı vardır. Fön rüzgarı bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesi orada bütün nemini, bütün yağışını bırakır. Daha sonra sıcak ve kuru hava olarak devam eder. Yani fön rüzgarı sıcak ve kuru havadır arkadaşlar. Sürtünme etkisiyle artar. Hani demiştik ya dersin başında hocam yükseldikçe her 200 metrede 1 derece azalır sıcaklık. Tam tersi aşağı indikçe her 200 metrede 1 derece artar. Ama bir yamaçta fön rüzgarı varsa bu 200 metrede değil 100 metrede 1 derece artar. Sakın unutmayın arkadaşlar. Fön rüzgarı sıcaklığı çok fazla arttırır diyeceğiz. Kuru etki yapar. O yüzden baktığımız zaman burada yağış oluşumunu engeller. Tarım ürünlerini erken olgunlaştırır. Karların erken erimesini sağlar. Sel, heyelan, çığ gibi doğal afetleri oluşturur. Bakın burada görüyoruz. Denizden gelen hava kütlesi bir dağ yamacı boyunca ne yapıyor? Burada bütün yağışını bırakıyor. Daha sonra sıcak ve kuru hava olarak devam ediyor. O yüzden bitki örtüsü burada daha cılızdır. Yağış daha azdır. Mesela fön rüzgarına Anadolu'da Konya ve çevresinde bakır ıslattıran denilir. Erzurum çevresinde ise kar yiyen denilir arkadaşlar. Gerçekten karları çok çabuk bir şekilde eritiyor burada. Unutmayalım. Fön rüzgarı da bizim için önemli. Şimdi Akdeniz çevresindeki etkili olan rüzgarlara şöyle bir bakalım. Şimdi hocam Akdeniz çevresindeki etkili olan rüzgarlarda sıcak rüzgarlarımız var. Bunlar nelerdir? Mesela Sirocco, bakın Hamsin, Samyeli. Ekvatordan gelenler sıcaktır zaten. Fön rüzgarını zaten söylemiştik. Sıcak rüzgarlar. Bir de hocam bizim soğuk rüzgarlarımız var. Mistral, Bora, Kreves, Karayel, Poyraz. Bunlar da nedir? Soğuktur. Ya hocam ben bunların tek tek özelliklerini bilmeli miyim? Hayır arkadaşım. Bak sadece sana cümle cümle söylüyorum. 1. Kreves deyince aklına Romanya gelsin. Kreves Romanya'dan esen rüzgardır. 2. Bora. Bora deyince Adriyatik gelsin. Adriyatik bakın şurası Adriyatik Denizi. Adriyatik Denizi'ne eser. Bir diğeri Mistral. Mistral deyince aklına Fransa gelsin. Zaten bunlardan size yani burayı sorar. Başka da hiçbir şeyi sormaz sizlere. Yine Hamsin deyince çölden gelen Elli Hamsin. Hamse'den geliyor arkadaşlar. Arapça'da nedir? 50 gün rüzgarıdır diyeceğiz. Bunları bilelim. Tekrar dönelim bir. Bunları bilelim yeter arkadaşlar. Başka da bir şey bilmemize gerek yoktur. Gelelim nem konusuna. Nem ve yağış konusuyla dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Birazcık uzun sürdü bu dersimiz ama olsun, önemli olan bilgi öğrenmektir. Bu konuyla ilgili inşallah karşımıza sınavda soru gelir, denemelerde soru gelir ve bizler yaparız. Az bir konumuz kaldı. Nem ve yağışı da işleyip bitiriyoruz.
Nem, 3 türlü nemimiz var. Mutlak nem, maksimum ve bağın nem. Mutlak nem, havadaki 1 metreküp havanın içinde bulunan nem miktarıdır arkadaşlar. Yani sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklığın fazla olduğu yerlerde mutlak nem fazla, sıcaklığın az olduğu yerde mutlak nem azdır. Ama sakın gidip de çöle gitmeyin. Çölde mutlak nem az değil, fazla değildir arkadaşlar. Hocam diyeceksiniz ki çöller çok sıcak değil mi? Evet, ama mutlak nem azdır arkadaşım. Sakın unutma, bunu karıştırma. Yükselti ile ters orantılıdır. Yükseldikçe hava soğur. Soğuduğu için mutlak nem azalır arkadaşlar. Yükselti ile ters orantılıdır. Yani kıyı kesimlerinde bakın mutlak nemin fazla olduğu yerler. Denizel alanlarda, ekvatoral yağışın fazla olduğu yerlerde ve alçak kesimlerde fazladır. Peki nerede azdır? Kutuplarda azdır, çöllerde, karalarda ve yüksek kesimlerde mutlak nem azdır diyeceğiz. Maksimum nem. Bak şimdi maksimum nem deyince aklına sadece sıcaklık gelsin. Başka hiçbir şey gelmesin. Maksimum nem eşittir sıcaklık. Bir yer sıcaksa maksimum nem fazla. Bir yerde sıcaklık azsa maksimum nem az. O yüzden sıcaklık, yani sıcaklık en fazla nerede? Çölde. O yüzden maksimum nem en fazla nerededir? Çöllerdedir diyeceğiz. Sakın unutmayın, tamam mı? Aklınıza sıcaklık gelsin. Hocam o zaman maksimum nem en az nerededir? Kutuplarda. Bu kadar. Tekrar söylüyorum. Maksimum nem eşittir sıcaklık. Sıcaklık fazlaysa maksimum nem fazla. Sıcaklık azsa maksimum nem azdır. Devam edelim. Bir de bizim bağın nem. Bağın nem, nispi nem, oransal nem olarak geçer. 1 metreküp havanın içinde bulunan nemin aynı sıcaklıktaki en fazla alabileceği nem oranı. Yani mutlak nemin maksimum neme orandır arkadaşlar. Bakın maksimum nem deyince aklımıza sıcaklık gelecek. Bağın nem deyince aklınıza yağış gelsin. Bağın nem yağışın oluşması için olabilecek nem miktarıdır. Mutlak nemle bağın nemin oranıdır arkadaşlar. Yağış gelsin. Bir yerde yağış fazlaysa bağın nem fazla. Bir yerde yağış azsa bağın nem azdır. Bu kadar. Bakın bağın nem neydi? Mutlak nemin maksimum neme oranıydı arkadaşlar. Yani mutlak nem bir yerde ne kadar fazlaysa maksimum nem de o kadar fazla olması lazım. Burada önemli olan şey odur. Ama eğer hocam maksimum nem artarsa bağın nem azalır. Tekrar söylüyorum. Maksimum nem artarsa bağın nem azalır. Mutlak nem artarsa bağın nem artar. Tamam mıdır? Bunları şey yapmayalım, karıştırmayalım lütfen. Tekrar söylüyorum. Maksimum nem artarsa bağın nem azalır. Mutlak nem artarsa bağın nem artar diyeceğiz. Peki hocam yağış nasıl oluşur? Yağışın oluşabilmesi için bir, bağın nemin %100 olması lazım. Hocam bağın nem nasıl %100 olur? Mesela mutlak nemle maksimum nem eşit olmalı. Yani mutlak nem 10 gramsa maksimum nem de 10 gram olmalı ki bağın nem %100 olsun. Ya da mutlak nem 10 gram, maksimum nem 8 gram olursa yine yağış oluşur. Havanın doyma noktasına ulaşmış olmalı. Nem açığı azalmış olmalı. Hocam nem açığı ne demek? Bakın nem açığı şudur. Mutlak nem 10 gram atıyorum. Maksimum nem 20 gramsa burada 10 gramlık bir nem açığı vardır. Bu nem açığını kapatmak için mutlak nemi arttırırım. Mutlak nem 10 gramdan 20 grama çıkarsa mutlak nem de 20 gram olur. Maksimum nem de 20 gram. O zaman nem açığı azalır. Nem açığı ne kadar azalırsa yağış oluşma ihtimali o kadar artar. Nem açığı ne kadar azalırsa bağın nem o kadar artar. Unutmayalım. Hocam ya bana şöyle tablolar veriyorlar. Bu tablolarda maksimum nem, mutlak nem, sıcaklık, çubuk bunları veriyorlar. Ben bunları bilemiyorum diyorsan gel şimdi bunlara bir bakalım. Hocam maksimum nemlere baktığım zaman burada maksimum nem eşittir neydi? Sıcaklıktı. Hocam bana maksimum nem değil de buraya sıcaklık yazsa ben oradaki maksimum nemi alır mıyım? Evet alırım. Unutmayın. Şimdi ben buraya bakıyorum. Birkaç yorum yapacağım. Şimdi burada gelecek zaten. Hocam, maksimum nem 23, mutlak nem 5. Biz ne dedik? Maksimum nem mutlak nemden fazlaysa burada nem açığı fazladır. Yani bir numaralı merkezde nem açığı fazladır. Hocam nem açığı fazlaysa yağış oluşur mu? Oluşmaz. 2'ye bakıyorum 19'a 5. Hocam burada da yağış oluşmaz. Gittik. 3'e bakıyorum 14'e 14. İşte mutlak nemle maksimum nem eşit. O zaman burada bağın nem %100. O zaman burada yağış oluşma ihtimali çok yüksektir. 13-16. Oo hocam burada mutlak nem çok geçmiş. O zaman burada yağış çoktan oluşmuştur diyeceğiz. Yağış oluşma potansiyeli, yani hava doyma noktasına ulaşmış. Nem açığı var mı burada? Bakın 14-14 görüyor musunuz? Nem açığı yok burada. Nem açığının en fazla olduğu merkez birinci merkezdir. Nem açığının en az olduğu merkez 3'tür diyoruz. O zaman hocam 3 ve 4'te yağış oluşmuş.
1 ve 2'de yağış oluşmamıştır diyoruz. 1 ve 2'de hava doyma noktasına ulaşmamış ve nem açığı çok fazla diyeceğiz. Unutmayalım. Gelsin bilgilerimiz. Bakın 1 ve 2'de ne dedik? Maksimum nem daha fazla olduğu için yağış oluşmaz. 2. Üçüncü merkezde maksimum mutlak nem eşit olduğu için yağış oluşur. Dördüncü merkez mutlak nem maksimum nemi geçtiği için yağış oluşur. Ve nem açığı en fazla olan merkez neymiş? Burası. Hocam niye 2 değil de 3? Arkadaşlar küçük bir matematik işlemi yapıyorsunuz. 23'ten 5'i çıkarttım hocam. 18. 19'dan 5'i çıkarttım. 14. Bakın ne kadar fark var? 18. O zaman birinci merkezde nem açığı daha fazladır diyeceğiz. Unutmayalım. Nem açığı ne kadar fazlaysa yağış oluşma ihtimali o kadar düşüktür diyoruz. Sakın unutmayalım. Bu bilgiler sana direkt soru çözecek arkadaşlar. Yani sizi oyalamak istemiyorum burada. Gereksiz bilgi vermek istemiyorum. Direkt nokta atışı çözeceğiniz soruları göreceksiniz burada. Denemelerde ya da soru bankalarınızda bu tarz sorular çok fazla var. Nasıl yorumlayacağınızı şurada 4 maddeyle gösterdim. Nem konusunda bitirdik ve burada hocam şimdi nemden sonra yağış konumuz var. Ya bu yağış nasıl oluşur? Buna bir bakalım. Bakın yağışın oluşması için ilk başta sıcaklığın artması lazım. Sıcak havada hava yükselir yükselir yükselir. Görüyor musunuz? Yükseldi yükseldi yükseldi. Yükseldi. Tamam. O zaman bağıl nemin ne olması lazım? Artması lazım. Bağıl nemin artması için sıcaklığın düşmesi gerekiyor. Bağıl nemle sıcaklık ters orantılı. İlk başta sıcaklık artar, yükselir, yükselir, yükselir. Daha sonra sıcaklık bakın gidiyor şimdi. Sıcaklık gittiği için bağıl nem artar ve düşer diyeceğiz, tamam mıdır? Unutmayın, sıcaklıkla bağıl nem ters orantılıdır. Ve bir yağışın oluşması için sıcaklığın azalması lazım. Düşünün hocam ben bir yaz günündeyim ama bakıyorum öğlene kadar çok sıcaktı hava. Öğleden sonra bir anda yağmur geldi, hava serinledi dersiniz. Sıcaklık düştü çünkü bağıl nem arttı. Bağıl nem arttıkça sıcaklık azalır arkadaşlar. Unutmayalım. Burada da yağışın nasıl oluştuğunu gördünüz mü? Tekrar bakalım isterseniz. Isınan hava geldi. Isınan hava yükseldi. Ve yükselen hava soğudu. Bakın burada sıcaklık gitti artık. Çünkü soğudu. Soğudukça bağıl nem arttı. Ve yağış oluştu diyeceğiz. Bu kadar. Yağışın oluşumu. Gelsin yağış türlerimiz. 3 türlü yağışımız var arkadaşlar. Konveksiyonel, cephesel ve orografik yağışlar. Konveksiyonel yağışlar. Isınan sıcak havanın yükselmesiyle oluşur arkadaşlar. Isınan hava yükselir, 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 yükselir. Yükselen hava yoğunlaşır, yağış oluşturur. Ekvatorda yıl boyunca görülen yağışlara konveksiyonel yağışlar. Diğer bir ifadeyle yükselim yağışları denir. Sakın unutmayın bunu. Ve yine savan ikliminde görülür, karasal iklimde görülür. Mesela karasal iklimde ilkbaharda, sert karasal iklimde yaz ayında, mesela tundra ikliminde yaz ayında görülür. Türkiye'de ise daha çok karasal iklimde görülür. Biz bu yağışlara 42. yağışları deriz. 40 gün sürer, öğleye kadar çok sıcaktır. Öğleden sonra ikindi vakti yağış oluşur. O yüzden 42. yağışları denir. Unutmayın. Konveksiyonel yağışlar neredeymiş? Ekvator ve çevresinde. Yıl boyunca görülürmüş. Savan ikliminde var. Yine baktığımızda karasal iklimde var. Ve Türkiye'de de iç bölgelerde konveksiyonel iklim, konveksiyonel yağış varmış. Yamaç yağışı, orografik yağış. Bakın. Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesi. Yükseldiği için soğur. Soğuyan hava kütlesi bir dağ yamacı boyunca nemli, nemini almıştır ve yükselir, yükselir, yükselir. Yükseldikçe yoğunlaşır, yoğunlaştıkça bağıl nem artar ve yağış oluşur diyeceğiz. Yani bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin oluşturduğu yağışa orografik yağışlar denir. Ya peki hocam, yağışı bıraktıktan sonra sıcak ve kuru hava olarak devam ediyor. Buna ne diyorduk biz? Buna da fön rüzgarı diyorduk değil mi? Burası da bizim fön rüzgarımız. Geçtik bunu. Özellikle muson Asyası'nda orografik yağışı görüyoruz. Sakın unutmayın. Muson Asyası çok önemli. Türkiye'de de Karadeniz'de özellikle çok fazla ve Akdeniz'de fazladır. Özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde orografik yağışları görürüz. Unutmayalım lütfen. Gelelim bir diğer yağış türümüze. O da cephesel yağışlardır. Cephe deyince aklınıza iki farklı hava kütlesi gelsin. Sıcak, soğuk hava. Gelsin mi? Bakın, sıcak ve soğuk hava çarpışır. Isınan sıcak hava ne yapar? Yükselir, 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 yükselir. Yükseldikçe yağış oluşturur. Hocam bu nerede gerçekleşiyor? Orta kuşakta gerçekleşir arkadaşlar. Gelsin şöyle özelliklerimiz. Özellikle cephesel yağışlar orta kuşakta görülür. Akdeniz iklim bölgesinde, Ilıman Okyanusu Ağlı iklim bölgesinde görülür diyeceğiz. Türkiye'de ise Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde görülür. Tamam mıdır? Sıcak ve soğuk cephenin çarpışmasıyla oluşur diyeceğiz. 60 derece enlemlerinde sıklıkla rastlarız. Tabii orta kuşakta da görülür. Peki bir de şöyle dünyada yağışın dağılışına bakalım. Hocam nerede yağış fazla, nerede yağış az? Bunlara bakalım. Bakın yağışın fazla olduğu yerler maviyle gösterilmiş. Şurada bir Alaska kıyısını görüyorum. Yağış fazla.
Amerika'nın doğusunu görüyorum. Yağış fazla. Bakın Amazon havzası dünyanın en fazla yağış alan yerlerinden birisi. Kongo havzası çok yağış alır burası. Muson havzası dünyanın en fazla yağış alan yeri arkadaşlar burada. Muson havzası. Burada hangi tür yağış vardı? Orografik. Hocam Amazon Kongo'da hangi tür yağış var? Konveksiyonel yağışlar var. Orta kuşakta ne vardı? Cephesel yağışlar vardı. Unutmayalım. Yine bakıyorum bakın Avustralya'nın doğusu da bol yağış alır. Hocam nereler az yağış alır? Şöyle bir bakalım isterseniz. Farklı bir kalem seçeyim. Bakın özellikle Amerika'da şurayı gördünüz. Burası çöl iklimidir. Arizona çölü. Yine burada bir Atacama çölü var. Çöl. Yine Kalahari çölü ve Namib çölü var burada. Avustralya'nın iç kesimleri çöldür. Orta Asya'nın iç kesimleri çöldür zaten. Az yağış alır. Kuzey Afrika, Sahra Çölü, Arap Yarımadası, çöl buralar. Ve zaten arkadaşlar kuzeye doğru gidildikçe kutuplar başladığı için buralarda az yağış alır diyeceğiz. Dünyada yağışın dağılışı da bu şekilde. Bundan sonraki bir konumuz nedir? Dünyadaki büyük iklim tipleri. Ona da 6. günde geçiş yapacağız arkadaşlar. Bu dersimizi yaklaşık 1 saatte bitirmiş olduk. Ve bundan sonra büyük iklim tipleri ve Türkiye'deki iklimlerle devam edeceğiz.